Bozluk ilçesi Gümüşörgü, Tımok köyünde meydana gelen işkence olaylarını buradan bir kez daha konuyoruz. Olayın sadece bir tane mağdurunun başvurusunu alabildik. Bundan sonraki süreçte de başvurucumuzun avukatlarını, müdafiliğini yapacağız ve suç duyurularını yapacağız savcılık makamlarınca. Ayrıca derneğimiz adına da hem Adalet Bakanlığı hem TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na da başvurularımızı göndereceğiz. Bu olayı takip edeceğiz. Zira işkencenin açık bir versiyonunu görmekteyiz. Yüzündeki morluklar, yüzündeki kanın belirtileri. Bu işkencenin sabit olduğunu ve aslında kesin sabit bir suçun oluştuğunu meydana getirmektedir. Hiç kimse şüpheden sanık yararlanır demesin bu olayda. Olayın failleri jandarma yetkilileridir. Olayın yetkilileri o operasyona katılan askerler ve yetkililerdir. Olayın yine şüphelileri bizce ilgili raporları vermeyen sağlık memurlarıdır, devlet hastaneleridir. Bu olayın bağımsız bir şekilde araştırılması ve yetkililerin cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. 29-28 Mart günlerinde köyün etrafının ablukaya alındığını öğrendik. 2 gün sonrasında da köyün bütün giriş çıkışları kapatılıp iletişimler de kısıtlanmak suretiyle hiçbir şekilde yakınların haber alamayacağı şekilde bir hukuksuzluk zinciri başlamış oldu o süreçte. Ve 31'inde yapılan sabah şafak operasyonuyla köylerin birçoğu gözaltına alınmış. Yaklaşık 15-16 kişiden söz ediliyor. Bunlardan yani 15-16 kişinin de birçoğunun işkenceye maruz kaldığı, kaba dayak, tehdit, küfür, hakaret gibi işkencelere maruz kaldığını öğrendik. Ancak bu kişilerin ellerinde herhangi bir, yani üzerine, vücutlarında bir darp, cebir izi gibi emareler olmadığına ve aslında biraz da korktuklarından dernek şubemize başvuru yapmaktan çekindiler. Yine de biz olayın yani hukuksuzluk zinciri boyutuyla bu şekilde devam ettiğini, akabinde gözaltında geçen süreçlerde mağdurların işkenceyle, psikolojik şiddetle, tehditlerle, yaşam hakkına yönelik tehditlerle karşı karşıya kaldığını öğrenmiş olduk. İşkence artık olağan hale geldi. Neredeyse bütün gözaltı süreçlerinde bir işkence vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani kim olursa olsun suçlu olması yeterli. Yani bunun siyasi, politik nedenle anlam bir gözaltı süreciyle ilgili bir durum da değil. Yani uyuşturucuyla ilgili ya da ne bileyim başka bir meseleyle ilgili de gözaltına almış olursa olsun bu kişi özellikle ilkin bir kaba dayaktan geçmektedir ve özellikle hakaret ve tehditlere maruz bırakılmaktadır. Yani diyelim ki uyuşturucuyla ilgili bir şahıs gözaltına alındığında etkin pişmanlık dayatmaları, tehditler, hakaretler, kaba dayak sürecinden geçtikten sonra bu kişinin ifadesi alınmakta. Yine bu hususlar tabii ki adli, politik, bütün şüphelilerin geçtiği bir aşamadan meydana geliyor. Bu durumun bizce en büyük gerekçesi, nedeni cezasızlık politikası. Yani yetkili savcılıklar bu olayların faillerini ortaya çıkarmakta, direnmekte ve bir nevi kolluğa bu tarz uygulamaları teşvik etmektedir. Yasal boyutu öncelikle gözaltı süreci usule uygun şekilde olmak zorunda. Şimdi gözaltının olabilmesi için öncelikle bir kaçma şüphesinin olması gerekiyor. En önce bu kişinin emniyette, kolluğa, jandarmaya, savcılığa bir aranıp davet edilmesi gerekiyor. Davet ve icap etmeyen şüpheli veya şahsın mazereti olmaması durumunda bir gözaltı kararı ile birlikte yakalanması yapılır ve gözaltı işlemi başlatılır. Yani bu hususlar hiçbir olayımızda, özellikle Batman yerinde meydana gelen olayların birçoğunda görülmüyor. Yani o sebeple gözaltı işlemlerinin birçoğu da hukuksuz bir şekilde yapılmakta.